Peygamber Efendimiz'in vaktiyacize buyruğu. Ümmetime söyleyin, geçmiş zamana göre değil, yaşayacaklar zamana göre hazırlansınlar. Öz. Gidilmesiyle bir değil. Yani burada övünmek için konuşuyorum. Allah adını uzatırsın. İnsanın bu kadar maneviyat ehli gördüğü zaman yani kaybedeceği göksü kavarıyor değil mi? Allah'a hamd ediyoruz. Ediyoruz. Şükrediyoruz. Şükür yeter demektir. Yeter demiyoruz. Hamd ediyoruz. Evet. Allah'ın verdiği nimeti küçümsemek değil de hamdolsun diyoruz. Şükür burada yeter anlamında değil, tatmin olduğum manasındadır. Ama rivayette öyle alıyorlar. Yeter manası. Peygamber Efendimiz de aynen. Öyle buyurdu. Sizin çokluğunuzda iftihar ederim. Evet. Fütuhat devrinden evvel pek fazla değillerdi. Hazreti Ömer radıyallahu efendimizin biatından sonra ne kadar olduk diye sordu. Seninle 40 olduk ya Ömer. Öyle. Ne duruyoruz öyleyse? Haydi Beytullah'a. Cesaret edemiyorlardı. Çünkü çok işkence yapıyordu müşrikler. Mekke müşrikleri. Allah şefaatle nail kılsın. Amin. Rabbim izinden ayırmasın. Amin. Nedir izin? Sırat-ı müstakim. İhtina sırat-ı müstakim. Evet. Allah'ın emrine uyarak da peygamberleri birbirine ayırt etmeyin. Onlar benim kulumdur, Resulümdür, elçimdir, peygamberimdir. Çok dikkat edeceğim. İşte dikkat edilmeyen taraf burası dünyanın dikkat edilmeyi. Şenlik benlik davası bunun aksine çıktı. Emrilahinin dışında. Şenlik benlik. Canım kafir değil mi? Değil de Hazreti Allah demeyin diyor. O Allah'ın ölçüsü. Ne karışır? Ehli kitap. Haklı olarak çocukların garibine giriyor. Ama ihvanın garibine giderse bunu noksanlık olarak kabul eder. Melekeler de öyle kabul eder. Ehl-i kitab. Âmentü billahi ve melâketü ve kütübü ve rasûlî. Kur'an bununla dolu. Aksini söyleyen var mı? Hayır. Uydurma, bazı uyduruklar, uydurmuşlar. Maide Suresi 51'e de mana vermişler diyor. Siz Yahudilerin, Hristiyanların efendimin evliyasına evliya edinmeyin. Zira onlar kendilerini evliyasıdır. Eğer onların evliyasına evliya edinirsen onlar da ne olursun? Boş hayata dahil olursun. Hitabını hala öyle tefsir ediyorlar. Siz Yahudilerin, Hristiyanların dost edinmeyin. Kim onları dost edinirse onlarla beraber edin. Allah'tan kop ya. Allah'tan kop. Böyle mi hitab-ı ilahi?
Nereden kaynaklanıyor bu? Evliya diyemiyorlar da. Evliya diyemiyorlar, dost diyor. Huya tabel kulluk medet ya Rabbul Rahimin medet ya ilahel alem medet ya kanayın medet ya ilahel alemin destur ya Adem Safiullah destur ya Nuşakirullah destur ya İbrahim Halilullah destur ya Musa Kerimullah destur ya İsa Ruhullah destur Muhammed Mustafa Habibullah destur cümle Peygamber Anadolu ve Resulü Kiram Hazaratı destur ya sahib el meydan Rıza'ın Lillahi Fatiha Mâsıl vücuduyla mevcut, sıfatıyla muhit, esmasıyla zahir, efaliyle malum olan Hazreti Allah'a hamd ve başlarım sözlerime. Evet, azim-i itirafına Rabb-i şrahli sadrı ve yusurlu emri ve ehlül uktatın lisanı yefkahu kavli ve efhemili emriyle Allah inna Allah'a vasirin bil'i ve sadallahu azim. Musa Aleyhisselam'ın azim-i itirafıyla da sözlerime devam ederim. Bizimde de şerket var adı. Evet. Firavun'a geçin bana tebliğ et deyin ya. Azine itaat etti Allah. Biz Allah izlerinden ayırmasın. Muhammediyiz. Şeriat-ı Muhammedi. Allah muvaffak kılsın yaşamaya. Noksansız yaşamaya muvaffak kılsın. Ama emr-i ilahiye mugayyir tutumlardan da yine Rabb'ime sığınıyoruz. Emr-i ilahi nedir? Peygamberleri birbirinden ayırt etmeyin. Onlar benim işlerimdir, kulumdur, Resulümdür. Evet. Kitaplara dil uzatmayın. Ementü billahi ve melâketi ve kütübü ve rasulihi. Ve kütübü ve rasulihi. Kitaplarına ve rasullarına dil uzatmayın. Ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahu teâlâ ve rasulü bâdel mevd. Bizler için hakkın eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Allah bu imanımızı korusun. Amin. Geri alınan bir şey yok. Hazreti Allah geri almamış. Şeriatlar evet olduğu gibi nasıl imza olduysa öyle duruyor. Bozuldu bozulmadı onlar kendilerine var. Hesap soracaklar. Biz Kur'an-ı Zülkan'da bahsedilen kitaplardan bahsediyoruz. Elif, la, mim, zâlikel kitab, la, rey ve fî hüden lil müttakîn ellezîne yuhnâ bil gayb ve yuhnâ s-salâta zemmâ zâhnâhım yuhnâhım. Sıhhatinden şöhredilmeyen o kitap. Müttakiler için yol gösterici hidayet kaynağıdır. O müttakiler ki gâibe iman ederler. Nedir ya Rabbi gâib? Âmentü billâhi ve melâketi ve kütübü ve rasûlihi. Ve yevmü l-âhire ve bil-kaderi hayrihi ve şerrihi minallâhu teâlâ ve l-vâzbâhâ l-mâd. Hakkın eşhedü en la ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammed abdühü ve rasûlih. Gâib. Gâibe iman ederler. Onlar namazlarını kılarlar. Hadi buyur. Ah namazlarında ileri geri konuşanların Allah muhafaza etsin. Allah kusurlarını affetsin diyeceğim ama acaba Rabbimi mi kendilerini evet. Allah emrettiğini istiyor. Beş vakit namaz. Yeter mi? Hayır altı vakit diyor. Gece namazı. Gece namazı. Peygamber Efendimiz de hitap ediyor. Ey bir gün sevgiline Muhammed. Gecenin nusunda kalk. Kalkamazsan leylinde kalk. Evet namaz kıl. Fazla namaz kıl diyor.
Teheccüd işliyorlar. İki rekatta 12 rekata kadar bunlar. Üzerinde kaza olanlar kaza kılarlar, hem teheccüd sağlarlar hem borçlarını ödarlar. Bu kadar para. Ne kadar kılarsanız, 12 falan değil o. Bir günlük kıl, 10 günlük kıl. Evet. Derviş ayrılık ayrılık değildir de bu şerefe binaen verilen isimdir. Allah cümlemizi gerçek derviş eylesin. Amin. Evladını eşyalını yapar. Kimsesiz Rabbini zikreder. Boyun büker. Adını itiraf eder. Ne mübarek zamandır o zaman. İstifa edelim olur mu? Elimize bir daha bu imkan geçmez. Dünya çok değerlidir. Niye değerlidir? Ahireti burada kazanacaksın. Ebedi hayatı burada tanzim edeceksin. Dünya bunun için değerli. Ama nefsine vesile olmuş. Kişiler için değil tabii, Allah korusun. O kadar af-ı mahvet deryası ki dünya. Hazreti Allah ne buyuruyor? Ey günah işlemekte hattaşan kullarım. Benim rahmetimden ümidinizi kesmeyin. Benim af-ı mahvetimden ümidinizi kesmeyin. Ne İstisayı yazılmış beni Adem. Adem, niye insan olmayan Hazret beni Adem? İnsan olmayan Hazret. Ademlikte kaldınsa Allah korusun. Bana hani her gene meydanı değil demiş. Orası hayvanlara mahsus yer değil cennet. Allah korusun. Hayvanlıktan kurtulmadıkça insan cenneti âlâya hak kazanamaz. Hayvan ki nefsimizin nefsi. Topraktan yaratıldık. Her türlü, her şey var üzerimizde. Niye? İmtihan bu. Sen imtihanı kendin getiriyorsun üzerinde. Evet. Çaresi ne dostlar? Yok mu çaresi oldular? Subhanallah dediği gibi. Var. İşte çaresi. Peygamber Efendimiz'e dahi olmak, getirdiği kitaplarla hayat müdahale etmek. Ahir zaman Peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa elhamdülillah. Biz en son gelen Peygamber Efendimiz'in getirdiği şeriata tabiyiz. Diğer peygamberi de inkar edersek küfürde oluyoruz, kafir oluyoruz. Kitaplarını inkar edemeyiz. Ama yaşa, hayır biz Muhammediyiz ya. Biz en son gelen şeriatı Muhammediyi yaşıyoruz. Şeriat-ı Karra'yı yaşıyoruz. Yaşamaya çalışıyoruz. Allah noksanıyla, küsuruyla, kusuruyla dergâh-ı izzetine kabul-i karım buyursun. Amin. Habibi edibi hürmetine, ins-i celâli hürmetine, azamet-i kibriyası hürmetine. Rica ediyoruz. Hazretimiz de itaat. Evet. Onun için dikkat edelim kardeşler. Lafla götürmeye çalışmıyorum. Hal olacak, hal. Aynası işte kişinin lafa bakılmaz. O da eserinde görülecek. Görülecek. Şahit var mı dünyada? Evet. Sana huzur-u ilahide yalnız ikra. Kitabı dinleyecek. Oku kitabı. Oku kitabı dinleyecek. Hiçbir şey noksanlaşmadığını göreceksin. Kaybolmayacak. Evet. İnanalım mı inanmayalım? Burada çuvalladım işte. Allah'ın emrini anlatıyorum. Onun için aciz vazifem itibariyle ihvanım olduğunuz için sizleri çekinden uyarmaya çalışıyorum.
Sakın. Sen kurtuldun mu? Allah sizin hürmetinize bağış olsun bende. Sizlerin hürmetine. Sakın Allah'a şirk koşmayın. Sakın Peygamber Efendimiz'e dair etmeyin. Hangi Peygamber Efendimiz'in şeriatıyla hükümlüysen, onun şeriatıyla sorumlusun sen. İslam kelimesine gelince umumidir o. Ey hoca efendiler, yanlışlık yapmayın, Allah'a hesap veremezsiniz. Doğru anlatın. Allah var diyen Müslüman insanın fıtratında var buyuruyor Peygamber Efendimiz. İslam insanın fıtratında var. İslam fıtratında dünyaya gelir, Allah var diyecek şekilde yaratılmıştır. Bütün insanlar terbiye muhtaçtır. Kim terbiyecisi? Zamanında gelmiş Peygamberin. Kim? Onun varisi Evliyullah. Evliyullah dost değil. Evliya demeye ağızları varmıyor. Ama Allah dedirecek bu olayla. Evliya demediği için de ayetlerin manasını ters, yanlış gösteriyorlar. Dostiye diye imanını gevretti insanlar. Evet. Ama en son yani şeriata tabisin sen. En son. Hatta Peygamberimiz Efendimiz'in tebliği var, onu tebliğ ediyoruz. Sergilerde sergiliyoruz. Bu abdacize olan hitap, sen kimsin? Ben Allah'ın aciz bundan başka bir şey değilim. Ama vazifem var benim. Ben Peygamber Efendimiz'in verasetini taşıyorum. Bana biat edenler Peygamber Efendimiz'e biat ve yürüsünü yerine getirdiler. Hadi buyurun. Söyleyin gösterin bana ikinci. İşte senetlerim, senetlerim hepsi var. Allah'ın lütfü ihsan eylediği. İstifa edin yavrum, başka bir şey değil. Sen de silah mısın? Yok Allah'ın aciz kuluyum. Sizden ne farım var? Hiç sorarım yok. Ne var ya? Üstünlük nedir de başka bir şey yok. Gurur, kibir, ucub Allah saklasın. Evet. Allah adını çıvatsın da. Amin. İnşallah dünyanın rengindeyiz. Değişecek inşallah. Ama maalesef işte çok kısa zaman diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kıyamet derken böyle gösterdiler hutbede Peygamber Efendimiz. Şu parmağımın işte mesafesi kadar kaldı. Bu kaç insanı bilemiyoruz. Allah'tan başka bilen yok. Kıyameti gizli tutmuştur. Ama alametleri sayılıyor. Her zaman sayarlar. Hem öyle sayarlar ki adamı kulluk kulluğa geldiğine pişman ederler. Haşa kendi elinde değil ama Allah'ın rahmetini anlatan yok. Sanki Allah bizi dövmek için getirmiş, oraya götürecek, dövecek. İyi. Ey günah işlemekte hatta şak kullarım. Benim rahmetimden ümidinizi kesmeyin, buyuruyor Hazreti. Benim rahmetimden ümidinizi kesmeyin. Evet. Allah işlerine nasıl getirsin. İşimize gücümüzle meşgul olacağız. Efendim. Allah elimizden almasın. En güzel idareye sahibiz. Nedir en güzel idare? Cumhuriyet idaresidir. Mutlakiyet, istibdat, meşrutiyet. Cumhuriyet dört idare tarzı vardır. Yani. Cumhur'un kendi kendine idaresi cumhuriyettir. Allah elimizden almasın. Amin. Getirenler de Allah rahmet eylesin. Amin.
Peki. Cumhur'un kendi kendine yarısı. Demokrasi, daha bunun sözünmüş şekli. Başka türlü idare edenlerle dil uzatmıyoruz da. Evet. Diyoruz ki Allah'ı bilin. Yolundan uzaklaşmayın. Allah'ın emrettiği gibi yaşamaya çalışın. Hasbel ötürü hata işlediğiniz zaman tövbe istiğfar edin, bir daha yapmamaya çalışın. Yolumuz derviş, ehli tarik. Evet. Sırat-ı müstakim inşallah. Hiç şüphem. İman, amentiye iman. Altı şart. İslam'da şart yok. Direkt bütün insanlar, dünyaya gelen insanlar İslam kurtarıcıyla dünyaya gelmiştir. Hepsi Müslümandır. Din getiren Peygamber Efendimiz yok. Efendilerimiz yok. Hepsi İslamiyet'e gelmiştir. Bütün insanlar İslamiyet'e dünyaya gelmiştir. Allah var diyecek şekilde yaratıldık. Allah var diye Müslüman. O kadar. Ya İslam'a beş şart falan mı işte? Evet, çok acı gerçek. İslam'ın ne beş şartı ya? Ne beş şartı İslam'ın? Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar İslam. Hangisine sokacaksın beş şartını? Sağım sağa taş zeker, kelime işaret. Onlar şeriat-ı Muhammed'in temel ibadetleri. Temel ibadetleri. İslam'da şart yok, Allah var diye Müslüman. Bu anayasayı unutmayın. Allah aşkına. Onun için kimseye gayrimüslim demeye hakkınız yok. Allah'ın varlığını kabul etmiyorsa kafir gavur deyin, gayrimüslim. Gayrimüslim ne diyor? Müslim gibi niye kullanıyorsunuz? Gayri ne demek? Allah'ın kabul etmiyorsa kafir. Küfür rica ediyorsa kafir. Allah yok diyorsa gavur. Peygamber Efendimiz'i kabul etmiyorsa deist. Allah'ı kabul etmiyorsa ateist bugünkü deyimle. Allah muhafaza etsin. Nasıl kabul etmiyorsa? Peygamberleri ayırt etmeyin birbirinden buyuruyor Hazreti Allah. Onlar benim elçilerimdir, kulumdur, Resulümdür, Peygamberimdir. Hangisinin şeriatına tabi ise onu gideceksin. Getirdiği şeriata tabi oluyorsun. Bütün kitapları ezberlemek hayır olma imkanı yok. Hangi peygamberin getirdiği ahkama tabi isen sen orada mümin, müttaki, itikad sahibi olacaksın. Evvelki gelen şeriatlara cüz atma onlara. Kafir, yavru bunlara bize intizam edenler deme. Günaha giriyorsun işte. Tedavisi mümkün değil. Var onların kafirleri yok mu? İmansızları yok mu? Var. Sizinki daha çok diyor Hazreti Allah. Biz mescitleri, havraları, kiliseleri koruyoruz. Buyruğunu yanma. Allah-u Teala. Orada bizim zikrimiz oluyor. O şöyle diyor, bu böyle diyor. Sana ne yapar? Allah için yapıyor mu? Yapıyor. Tamam. Karışma. Hesabı soracaksa Allah soracak. Sen değil ki. Ha, işine gelmiyor. Zararına mı uyuyor? Namusuna, iffetine tecavüz ediyor. Toprağına göz dikiyor. Hürriyetine göz dikiyor. Taklit ediyor. Öldür onu. Allah buyuruyor. Cihat emri var. Öldür onu.
İstersen Muhammed'i olsun, şerefsiz. Evet. Evvelayım. Cihad emri bu. Bunun için sen araştırmıyorsun. Ehl-i kitap mıydı, Hümeyla mıydı? Hayır, o kitapsızlığı yapıyor zaten. İmansızlığı gösteriyor o haliyle. İstersen göstermesin. Sana burada emri ilahi var, cihad emri var. Allah korur. İyi anlayalım. Lan lan olur yorum yani. İman, 6 şartı var. Âmentü billahi, Allah'ın varlığına inanacaksın. Ve melâiketihi, melâkelere iman edeceksin. Ne kadar melâke buyuruyorsun. Ve kütübihi, bütün kitaplara iman edeceksin. Ve resulihi, bütün resullerine iman edeceksin. Ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi, kaderin kazanın Allah'tan olduğuna inanacaksın. Vel basul bazen mevzi. Öldükten sonra dirileceğine inanacaksın. Hayrın şerrin Allah'tan olduğuna inanacaksın. Öldükten sonra dirileceğine iman bu. 6 şart, 6. Nereden bakarsan bak, nereye gidersen git. İmanın 6 şartı var. Peygamberleri reddetmeyeceksin. Kitaplarını sakın cüzdatma. Can tarif oldu sana ne? Allah tarif oldu mu diyor ki o. Olsun olmasın. Sen kabul edeceksin onu. Hemen tübillahi ve melâketi ve cübillahi. Kim dedi bunu? Hazreti Allah böyle buyurdu. Kulağına zimşanda. Evet okuyoruz işte. 1000 önce, 100 önce ayet var. Bu hususta. İşte Bakara Suresi. اَمَنَا رَسُولُ بِمَا اَنْزَيْلَيْهِ مِنْ رَبِّي مَنْ مَعْمُنُونَ كُلِّ اَمَنَا بِاللّٰهِ وَمَلَا كَذِي وَكْتُبُ وَرَسُولِي لَعَنِ فَرُّقُ بَيْنَ اَحَدُ مِنْ رَسُولِ لَقَالِ سَمِينَ وَاَتَعَنَا مُفْرَانِكَ رَبَّنَا وَلَيْكَ الْمَسِلِ لَا يَشَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا بِسْأَحَا لَا عَمَا كَسَبَتْ وَعَلَا عَمَا كَسَبَتْ مَعْلُمْ Ahir ayet. İman anlatıyor sana. Bütün kitapları kabul edin, resimleri de kabul edin. Adam olmak yeterli değil. Evet. Kişinin 90'ını bilmek kadar irfan olmaz mıydı Peygamber Efendimiz? İrfaniyat 90'ını ölmektir. Sen bunu anlayarak kemale seveceksin. Tasavvuf bu, tarikat bu. Tarik yol demek ki. İşte yol bu. Onun için Cenab-ı Hak 12 tarik ihsan etti diyor. Galibilerle 13 tarik. Elhamdülillah. Başlı başına tarik olarak 13 tarik ihsan etmiştir. Camimize de yazdık bunları yazıyoruz. Evet. Allah ayırmasın. Amin. Sakın birinin inkara kalkışma. Evet. 4 kitap ve Yusuf'u vardır. Sakın inkara kalkışma. Peygamber Efendimiz'in hiçbirini sakın inkara kalkışma. İman bu işte. Evet. Ha filanca yapıyor, Allah soracak sen değil. Sana kabul et onları diyor. Tarif oldum, hayır. Geri alınan bir şeriat var mı? Hayır. Ama zamana göre Hazreti Allah ihsan etmiştir ve haber göndermiştir. Rahmetiyle ihsan etmiştir. Şimdi peygamber gelmeyeceği için peygamberin Efendimiz bunu anlatıyor. Söyleyin ümmetime. Geçmiş zamana göre değil, yaşayacağı zamana göre hazırlansınlar. Geçmiş zamana göre değil, yaşayacakları zamana göre hazırlansınlar. Allah'a hayırlısı. Amin.
dilimizde ikrar, kalbimizde tasdik ediyoruz. Tasdikimizde berdevamız elhamdülillah. O yaşıyor, yaşamıyor, kandırıyor, kandırmıyor. Böyle hepsinde var. Öyle şerefsizler var ki Allah muhafaza, şerlerden korusun. Allah şerlerden korusun. Amin. Dergahımızdan uzak tutsun böyle. Amin. Ya Rabbi işte sen ıslah edersin. Eğer mümkünse ıslah et, değilse falan. Bırak öyle şey. Bırak öyle şey. Mümkünse bilmem neyse. Yok bilmem nasılsın, iyi misin? Allah şerlerden korusun. Amin. Tevazu yapıyoruz bir yerlere. Şer kulluğu Allah korusun. Kimse. Hatta bir şey var ya Allah korusun, affetsin. Benimle değil alakası. Ben senin şerrini gördüm. İki kere zarar gördü, eli, deliğe elini sokanda mümin sıfatı yoktur buyurdu Peygamber Efendimiz. Ne gibi? Zarar gördün, bir daha sokuyor. Zarar gördün, bir daha sokuyor. Ne demek? Kimsin sen? Şapşal, sarpilik. Onun için İslam'ı sizden anlatacaksınız. Sizler anlatacaksınız. Olur mu meydan işte. Allah Hoca Efendilerimiz de ilmini âli kılsın. Amin. Ama maalesef bu yeri bu tarafa basmıyorlar. Sen ne anlatacaksın başka ya? Evet. Aldığım gibi satmasın, kurusunu alayım. İyi peki. İşte ehl-i tarik, Allah hayır olsun, kadirinizi, kıymetinizi bilin. Işık tutacaksınız dünyaya. Elhamdülillah herkes hasretini çekiyor bu imanın. Bakın çığ gibi büyüyor. Rabbim ihsan etti, her memlekette dergâhlarımız var. Kimseye muhtaç değiliz. Muhtaçlara yardım ediyoruz. Dergahımızı yapmak için kapı kapı dolanmıyoruz. Bir kişiyi duyuyorum ki, şu önceki zengine gitmiş, cami yapıyoruz, bize yardım et demiş. Huzur-u Yahya'da da konuşmam onunla. Bizim yolumuz dençlik yolu değil. İyi anlıyoruz değil mi? Başka diyor ki, ne olur böyle bir hayra sanat olursa beni de unutmayın. O olur. Biz dolaşmayacağız kapı kapı. Bir zamanlar çok acısını çektim onlara. Allah'ın yanında da ayrılmasın. Raytalıyız yükezi büyüttün. Hezal-i kerbe diye de ol yetime ve la yat dua ve ta'amun miskin. Her eylülüm sayın ellezine yuman zatim sahun. Ellezine hem gülahun ve evne ola ma'un. Değil mi? Çok okuyun. Manasından isteyenler alsınlar. Bakın kitaba. Dini yalanlayanı gördün mü diyor. Eray tabbezi kezebi bittin. Dini yalanlayanı gördün mü? 7 ayettir. Fatiha-i Şerif'te 7 ayettir. Çok değil. Anlam var. İşte o yetimi itip kalkar. Dini yalanlıyorum demesine lüzum yok. Yetimi itip kalkıyor gördün mü? Dini yalanlıyor bu şerefsiz. Allah'ın kanununa karşı geliyor. İşte o yetimi itip kalkar. Yoksulu doyurmaya teşvik etmez. Doyurmadığı gibi teşvik etmez.
Yazıklar olsun. O namaz kılanlara. Yazıklar olsun o namaz kılanlara. Ki onlar namazları da ciddiye almazlar. İşte alışkanlık işlesin diye kılarlar. Allah yaşaklarda göremezsin namaz. Yaşandığında da görürsün namaz. Namaz ehli. Onlar gösteriş yaparlar. Yapanlardır. Zekata da mani olurlar. Hayır hasanata mani olurlar. Zekata da mani olurlar. Evet. Maun suresi. Sık sık okuyun bu. Evet. Ki kendinize tadı dahi ulaşmasın bu. Yetimin başını okşarsan diyor Peygamber Efendimiz. Yetimin başını okşarsan şöyle. Saçının tüyü kadar rahmete nail olursun. Ne demek yetim biliyor musun? Babasını duyuyorsun. İçirmiş sümürmüş. 40 kat mesai. Ama yetim bir kabahat işlemiş. Yine saçını okşuyorsan saçının sayısı kadar günaha girersin diyor. Peygamber Efendimiz diyor. Maun suresinin anlatılması bu. Evet. Onu ikaz etmek, terbiye etmek de hayır hasenattır, rahmettir. İman mahsulüdür. Zaten iman mahsulünü gösterecek. Ben inandım demek yetmiyor. Evvela inanırım diyen, sen ne orucun nerede, namazın nerede, açtın nerede, zekatın nerede? Hayır hasenatın nerede? Niye yapıyorsun? Sadaka icra yok, ne yaptın? Sadaka icariye, defterin hiç kapanmayacak. Sadaka icariye bu. Devam edin sadaka. Cami yaptırdın, köprü yaptırdın, çeşme yaptırdın. İnsanlığa hizmet ettin, bir şeyler yaptırdın. Bir şeyler yaptırdın, nadir yok bunun, sayısı yok bunun. Sadaka icariye. Defterin kapanmayacak, ölsen de. Mehmet Akif öyle buyurmuştur. Bir canlı izin varsa yer üstünde silinmez. Ölsen seni sırtında taşır toprağın altı. Ey gölgeden ümidi vefa bekleyen insan. Seni kaç yıl hatırlayacaktır bu karaltı. Yahu beni kaç yıl hatırlayacaktır bu karaltı. Resim istiyor da resim arkasına yazıyor. Vatan şairimiz. Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Derviş. Evet. Taceddin Sultan Hazretleri'nin dergâh namıdır. Evde karşısında mı? Evde karşısında. İstiklal Marşı'nı yazan. Büyük şair. Evet, korkma sönmez bu şafaklar diyor, alsanacak. Yani şair. Allah bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın diyor. Amin. Amin. Bir daha o meydana tarafı bırakmasın. Amin. Neydi o günler? Neydi o? O perişanlık neydi? Koca imparatorluk ne oldu? Ne hale geldi? İşte her zamanın kemali, kemalin zevali vardır buyuruldu. Sen bir karada kalan Hazreti Allah'tır. İnsanları bir karada görüyor musun? Yok. Dün neydi, bu ne oldu? Aklını kullan işte, Allah bunun için yaptı sana. Aklını kullan. Nereye gittiğini anlasın.
Yoksa Allah korusun, firavunlaşmış insanların yaşantıları senin ölçüm olmasın. Rehber mi edineceksin? Peygamber Efendimiz'in hayatını rehber edin. Hazreti Kur'an'ı rehber edin. Peygamber Efendimiz'in hayatı Hazreti Kur'an. Eşittir Hazreti Kur'an. Allah şefaatine nail etsin. Amin. Onun için sakın o diğer peygamberleri cırlatmayın. Hazreti Allah, ben ne diyorum biz ondan? Siz peygamberleri ayırt etmeyin. Onlar benim kulumdur, Resulümdür, elçimdir. Peygamberimdir. Şu şunu diyor, şu şundan üstüne, şu şundan. Bırakın ya onları. Hani bir mal bölüşecekler de Bektaşi'ye diyorlar ki, baba şunu bir bölüştür bize. Soruyor, kulca mı yapayım, Allahça mı? tabii Allahça. Hepsi zengin önüne itiyor diyor. Yapıyor baba, Allah bilir diyor, işte Allahça mı diyor. Yani o şey, ne söyler, orada. Şimdi, kulun dediği gibi mi diyelim, Allah'ın buyurduğu gibi mi anlatalım? Allah'ın buyurduğu gibi anlatıyor işte. Rabbim huzurunda versin. Çok dikkat edin. Âmentü billahi ve melâketi ve kütübü ve rasûlî. Ve l-yomu l-âhir ve l-kader hayrihi ve şerrihi min Allah-u Teâlâ ve l-vâsıl ve l-mâlik. Hakkın eşyalan la ilahe illallah ve eşyalan numanın abdü ve rasûlî. Eskiden âmentü'yü okumadan ders vermezlerdi dervişe. Şah altından, Şeyh Efendi, parmakları, baş parmakları bilmem kinetler, biat alırdı. Amenti okur, bir de onu okutturur, dervişe, olacak namzede. Okuduktan sonra üç kere yumruk vurur kalbine. Şiirler amenti, işte amenti yolumuz nasıl? İman. Kim Kur'an'ın özü bu amenti? İmam Mahzuludi Hazretleri, İmam Hasan el-Beşşari Hazretleri çıkardığı ahkam bu. Teşvik edin başkalarında. Gelsin bu yola. Canım o zaten Müslüman oldu da. Sırat-ı müstakim üzere yürüsün canım. Gel. Bu sırada nail olsun dervişliksin orada. Biat etsin. O vecibeyi yerine getirsin. Peygamber Efendimiz hayatta yok. Yoksa varisi var işte. Varisler Allah Hazretleri için atsın. Amin. Yani Hazreti Allah şu zamana göre rahmetli insan etmiş. Ondan sonra kesmiş. Hayır öyle bir yok. Öyle bir şey yok. Kıyamete kadar bakidir. Kıyamet kopacak ondan sonra tövbe kapısı kapanacaktır. Ama düzenbazların, sahtekarların çıkaracağını Allah belasını versin. Amin. Burada bir beddava gibi konuşuyorum. Ne yapayım? Elimde değil. Elimde değil. Nasıl elbette yoktan hiç birisi beddava etmemiş ama Allah beni böyle kusurumla küsurumla kabul ediyor. Amin. Evet. Çünkü Şair Eşref'in dediği gibi kalbimi kimse ziyaret etmesin Allah için diyor. İstememez kardeşim. Ebnai Adem'den öyle canım yandı ki İstemem tek Fatiha. Çalmasınlar taşımı. İstemem kardeşimi. Evnai Adem'den öyle canım yandı ki. İstemem tek Fatiha. Çalmasınlar. Gelir Fatiha okuyorum der, taşım çalar gider. Öyle canım yandı ki diyor. Şair Eşref. Evnai Adem'den öyle canım yandı ki. Evet. Yavrum, yolumuza dikkat edin. Allah adınızı artırsın. Amin. Şuradanın, buradanın falan bunlar değil. Allah'a inanıyoruz. Onun Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz şeriatına sahip. Evet, elhamdülillah. Diğer peygamberleri kabul etmiyor musun, ediyor musun? Allah kabul et diyor, ben nasıl etmem? Tebrik ediyorum. Kitapları ayırt etmeyin ben. Ben nasıl ederim? Ha.
Anlatalım onu dünyaya. Düşmanlık kalsın aradan. Birbirimizi yiyoruz, bitiriyoruz. Eskiden bu imkan yoktu, şimdi var. Şimdi şurada nefes alıyorsun, dünyanın öbür tarafında dinliyorsun senin nefesi. Bir cam fiyakanın üzerinde neler, dünyayı hiç görüyorsun, alın alıyorsun. Akıl veriyor mu? İzah edebilir misin? Evet. Onun için zamanı yaşayacaksın. Peygamber Efendimiz de buyuruyor. Ümmetime söyleyin, geçmiş zamana göre değil, yaşayacağı zaman yazılasınlar. Ah! O günlerde, bırak lan işte bugün. Allah razı olsun, o gün yok mu? O gün mü var yalnız? Yok, gel. Gel ya. O kadarlık etme. Peygamber olarak, Efendimiz de Peygamber olarak kabul ediyor. İlahlaştırma. İlah değil onlar. Allah'ın eşi benzeri yok. Şerik-i naziri yok. Olmayacak da. وَلَمْ يَكُلْ لَا اُكُفَ نَعَدِ Peygamber Efendimiz Allah'ın elçisidir, Resul'dür, kuludur. Peygamber ödür, ayırt etmeyi buradan. Bitti, emzâhiyû. Hepsinin şeriatı haktır. Yürürlükten kalkan bir şeriat yok. Şu şeriat iftar olmuş, hayır öyle bir şey yok. Dinleyecek işte hocam, efendilerim de dinleyecek, lütfen. Varsa geçsinler de gözümüze soksunlar şöyle. Evet, yok öyle bir şey. Küfür, küfür de, belli. Bunu ölçmeye gerek yok ki. Allah şerrinden korusun. İsterse ismi Muhammed olsun. Küfür de kerahat, affet, neyse. Benim lisanım biraz kayıyor arada sırada. Allah kusurumuzu affetsin. Amin. Hazreti Allah affediyor yani, ona karışmayız. Biz emri ilahi anlatmaya çalışıyoruz. Evet. Hatta şan kullarım, günah işlemekte hatta şan kullarım. Benim rahmetimden atma affedimi kesmeyin. Buraya aklım derim yok pek. Evet, Allah'ın rahmeti sonsuz. Bu ölçülere inşallah ehli hal zevkini alır. Cevap yok. Otomat kelimeler yok. O zevki Allah cümlemi lisan etsin. Amin. İşte imanın zevki bu. Varlıkla gitme hiçbir zaman. Kendine varlık getirenler Allah korusun. Bitmiştir iş. Allah'ın sıfatlarına sahip olmaya çalışmıştır. Sahtekarlık buradan başlıyor. Yokluğu idrak ettinse Allah'a kulluk yapıyorsun. Madem ki konuşuyorum, yiyorum, içiyorum, varım. O türlü varsın, o türlü varlık değil. O hayvanlar da var, her şey var. Karıncalar da öyle yapıyor. Hatta karıncalar gücün de yok. Sen böbürleniyorsun ama karınca kendi ağırlığının 75 katını taşıyor. Kendi ağırlığının 75 katını taşıyor bir karınca. Sen iki katını taşıyabiliyor musun? Hadi taşıdın diyor, hiç. Haddini aşma. Bir karınca kendi ağırlığının 75 katını taşıyor. Ölçü. Riyaziye kal. Heşi. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet Amma Yusufun. Ve selamun alel mursalin. Ve selametül alel hazirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.